Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz yine ünite tekrar ediyoruz. Evet. Bu sefer ünite 2 konu tekrar ediyoruz. Nedir hocam ünite 2? Teen Life. Teen Life arkadaşlar, o zaman Teen Life'a geçmeden önce hemen yine bu videoyu beğenip abone olalım hep beraber ve hocam sizdeyiz. Hadi başlayalım. Şimdi ben sana kelime soracağım. Tabii bakalım. Ki de hocam. Arrive. Ulaşmak mı? Varmak. Varmak. Hı-hı. Archery. Başarı mı? Değil. Okçuluk. Neymiş? Okçuluk. Evet tabii. Hocam. Backpack. Backpack hocam çanta mı? Evet, sırt çantası. Sırt çantası. Back, evet sırt. Behave. Neydi hocam bu? Davranmak. Davranmak. Hı-hı. Boring. Sıkıcı. Sıkıcı. Can't stand. Dayanılmaz mı? Evet, tahammül edememek anlamında. Evet. Yani tahammül edemiyorum, nefret ediyorum gibi. Contact. İşte kontak, bağlantı. Bağlantı hocam. Kurmak. Aha. Elderly. Yaşlı mı? Evet, yaş olarak büyük. Büyük. Aha. Equipment. Ekipman. Ekipman. Fascinating. Neydi hocam? Büyüleyici. Büyüleyici. Hı hı. Fond of. Fond of. Düşkün olmak. Düşkün olmak. Bu tabii to be fiiliyle kullanılıyordu. Bunu da hatırlayalım. İşte I am fond of listening to music gibi. Evet hocam. Get dressed. Giyinmek mi? Giyinmek. Harmonik. Neydi hocam bu? Bu uyumlu, ahenkli. Uyumlu, harmonik. Hı hı. Heritage. Heritage. Neydi hocam? Miras. Miras. Hı hı. Huge. Huge, büyük hocam. Evet, kocaman. Kocaman. Yani Impressive. Etkileyici. Etkileyici. In my opinion. Bana göre hocam. Bana göre ya da to me de diyebilirim, değil mi? O da evet. Vardı. Interested in. İlgileniyor mu hocam? Evet, ilgili olmak. Bu da yine to be fiiliyle kullanılıyordu. I am interested in gibi, ilgiliyim. Listening. Yine burada verb ing geliyordu, unutmayalım. Keen on. Keen on. Hı -hı. Bu da yine düşkün olmak gibi bir şey. Bu da düşkün olmak, ilgili olmak. Bu da yine to be fiiliyle I am keen on şeklinde kullanılıyor. Keep up with. Neydi hocam? Ayak uydurmak. Ha, ayak uyduruyor. Hı -hı. Ordinary. Ordinary. Sıradan. Sıradan. Evet. Recommend. Tavsiye. Tavsiye vermek. Ridiculous. İğrenç mi? Gülünç. 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 Rule. Rule. Hocam şeydi bu. Kaba filan. Rude. D ile yazılıyor. Bu neydi? Kural. 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 Aha, save money. Para kurtarmak değil para hocam. Para biriktirmek. Biriktiriyor. Biriktirmek. Serious. Serious. Ciddi mi hocam? Ciddi. Skilled. Neydi hocam? Yetenekli. Yetenekli. Aha. Snob. Bu neydi hocam? Bu havalı, burnu havada. Burnu böyle. Havada. Aha. Tent. Çadır. Çadır. Terrific. Kötü. Hayır. Neydi? Harika. Çok güzel hocam. Harika. Harika. Kötü olan, buna benzer ne vardı? Terrible. Terrible İkisi vardı, çok evet. Karıştırılır zaten. Traditional. Geleneksel. Geleneksel. Trendy. Hocam işte trend. Yani böyle. Modaya uygun moda, anlamında. Aynen. Unbearable. Unbearable. İnanılmaz mıydı? Neydi? Tahammül edilemez. Ay, tahammül edilemez gibi. Evet. Wonderful. Wonderful. Harika. Harika. Worried. Endişeli. Endişeli. Üzgün. Pekala. Geldik şimdi. Burada yine kelimeler ve definition'ları var. Ben definition'ları okuyacağım. Sen kelimeleri söyleyeceksin. Olur hocam. Okay. Mesela işte önce bir kelimelere bakalım. Unbearable. Katlanılmaz mı? Evet, katlanılmaz, tahmin edilemez. Fascinating. Mükemmel. Büyüleyici. Büyüleyici. Evet, exciting. Heyecan verici. Heyecanlı. Terrible. Berbat. Berbat. Fun. Eğlenceli. Trendy. Modaya uygun. Evet, şimdi mesela excellent, wonderful dersem. O zaman derim ki fascinating derim. Güzel. Not interesting. Boring hocam. Boring değil mi? Making you hate or can't stand. Making neymiş hocam? Making you hate or can't stand. Böyle nefret ediyorsun, tahammül edemediğin şey ne olur? Unbearable. Unbearable olur. Güzel. Peki very bad. Terrible. Terrible olur. Something makes you laugh. Fun. Fun olur. Peki very fashionable. Trendy olur hocam. Trendy. Güzel. Harika. Şimdi geldik. Yine ünitede şeyler geçiyor böyle çadır. Tent falan evet, hocam. Evet, ekipmanlarla ilgili bir kısım var. Bunlardan hangilerini biliyor muyuz hocam? Hangilerini biliyorsun bakalım. Şimdi ilk görseli. Bu hocam ne? İlk görseli insan, human. Human da bir şeyin içinde o human. Ne var orada? Tabii ki de hocam. Çadırın, uyku tulumunun içinde. Aha. Backpack değil, pocket knife değil. Sleeping bag olabilir. Sleeping bag değil mi? Uyku tulumu var orada. Güzel. Peki ikinci görsel? Fener hocam bu. Bu İngilizcesi bunun nedir hocam? Neyi? Torch'tur hocam. Güzel. Torch. Üçüncü görsel. Hocam o ip hocam. Rope. Rope. Harika. Dört. Hocam map. Map. Peki bu görsel. Çadır tent hocam. Tent. Ve backpack hocam. Sırt çantası. Ve ne bu? Türkçesini unuttum hocam bunun. Pusula. Pusulanın İngilizcesi kesin compass'tır hocam. Evet. Compass. Compass'tır. Hı hı. Hocam ateş var. Campfire. Güzel. Ve İsviçre çakısı var hocam. O da pocket knife. Güzel. Çakı. Harika. Çakı. Pekala. Şimdi ünitede geçen kalıplar var burada. Olur hocam. Burada işte expressing likes and dislikes, yani sevdiğin ve sevmediğin şeyleri ifade edişler. Bunları ben neyle söylüyorum? Love'la söyleyeyim değil mi? Love, like, enjoy, to be interested in, to be fond of, to be keen on gibi kalıplarla bir şeyi beğendiğimi, ilgilendiğimi söyleyebiliyorum. Evet, mesela I love listening to classical music. Klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Seviyorsunuz hocam. Evet, I love yerine ben ne kullanırım? I like derim. Yine bunlar daha sonra hep verb ing geliyor. Ben buna dikkat ediyorum. I like listening. Ya da they are fond of watching movies. Fond of'dan sonra yine verb ing geliyor. Bunu film izlemeye düşkünler. Düşkünler, evet, seviyorlar. Ya da işte they are keen on watching movies gibi. Bunu da kullanabilirim. I am interested in playing drums mesela. İşte davul çalmakla ilgileniyorum gibi. To be interested in. Peki dislikes'ları nasıl söylüyorum? Yani hoşlanmadığım, zevk almadığım şeyleri. Dislike kalıbı. I dislike listening pop music mesela. Sevmiyorum. Ya da I hate listening pop music. Nefret ediyorum. Yine hate'den sonra da verb ing geliyor. Can't stand. Tahammül edemiyorum. I can't stand. Yine verb ing geliyor burada da. Buna dikkat edeceğim. Tamam. Tamam hocam. Pekala. Yine burada geçen prefer kalıbı var. Prefer neydi? Tercih etmek. Tercih etmek. Prefer'den sonra da ya isim gelecek ya da verb ing gelecek. Mesela I prefer reading books. Kitap okumayı tercih ederim. Evet, I prefer reading. İyi yapıyorsunuz hocam. Prefer'den sonra verb ing gelecek. She prefers reading biographies. Biyografi okumayı tercih ediyor. Burada ama özlem tekilse ve present tense bir cümle olduğu için ne oluyordu? Prefer'e s takısı geliyor. Buna dikkat ediyorum. Yine verb ing. Olumsuz yaparken de nasıl diyeceğim? I don't prefer listening to pop music. Pop müzik dinlemeyi tercih etmiyorum gibi. Ya da özlem çoğu olsa they don't prefer listening. Buna dikkat edeceğim. Dedik ki prefer'dan sonra isim de gelebilir. Bunu nasıl kullanacağım peki? I prefer newspaper to the internet. Gazeteyi tercih ediyorsunuz hocam. İnternete tercih ediyorum, değil mi? Direkt iki tane isim koydum. Evet. Araya da to koyuyorum. Bir şeyi bir şeye tercih ettiğimi ifade etmek için. Pekala. Sorun var mı? Vallahi bence yok. Okey, o zaman geçiyorum. Şimdi geldik. Burada boşlukları doldurmanı istiyorum. Bu öğrendiğimiz kelimeler ne eksikse onunla. Sarah is fond of music diyeceğiz. Evet, hocam. Fond of aynen öyle kalıp. In other words, she can't stand without music hocam. Müziksiz yapamaz. She prefers the violin and she has... Violin neydi? Hocam violin işte. Keman. Aynen keman. Fakat ne yapacak? Likes mı diyeceğiz? She prefers likes. Ne yaparsın kemana? Çalarım. Ha, play. Yani play. Prefers play. Play mi? Prefer'dan sonra verb? ing oluyordu. O zaman playing olacak. She always prefers pop songs for her friends at parties. Listening. Partide arkadaşları için. Ha, dinliyor. Unbearable falan dememiz lazım hocam. Dinleyemiyor. Dinliyor mu? She always prefers tercih eder neyi? Partilerde arkadaşları için pop şarkılar çalmayı, değil mi? Ha, çalmayı. Partide çalarsın. Evet hocam, play. Doğru. O zaman prefers playing olacak. Playing yine. Prefer'dan sonra verb ing. She's keen of mu diyeceğiz hocam? Keen on. Keen on. Fond of, keen on. Keen on rock music and jazz music. Playing rock music diyeceğiz o zaman yine. Bu kız sürekli çalıyor çünkü. Keen on rock music. Bitti. Bu İsimle tabii keen on düşkün olmak diye rock müzik ve caz müziği düşkün seviyor. She thinks they are terrific. Evet, harika. She's also fond of reading books. Evet. She prefers gothic novels to realistic ones. Harika. Gotik romanları realistik olanlara tercih ediyormuş. Evet, araya to koydum burada da. Çok güzel, bravo. Evet, şimdi geldim burada. Yine burada sadece prefer'ler var. Evet hocam. Evet, bunu prefer'li cümleler yapmanı istiyorum. Yapalım hocam. Hadi bakalım. My Story kitabını görüyoruz. Onu tercih ediyor diğerine, değil mi? I prefer read biographical books. Araya giriyorum. Prefer'dan sonra reading. Verb'se ing takısı olacak. Evet hocam. I prefer reading biographical books to fantasy book. To fantasy book. Okey. Burada ama bir tekrar read vermiş ya. To reading fantasy books da diyebilirim. Senin de doğru. İkisi de doğru yani. Peki. My sister hocam prefers. Çünkü tekil, değil mi? Evet hocam. Neydi present tense'de? He, she'de fiile s takısı geliyor. My sister prefers wearing formal clothes than casual casual clothes hocam. Evet, to casual clothes ya to wearing casual clothes. Onu tercih ediyor. Hocam prefers playing soccer than to watching TV after school. Harika. Futbol oynamayı izlemeye tercih ediyor mu? Evet hocam, tercih ediyormuş. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Sorun var mı? Yok hocam. Yoksa testlere geçiyorum. Geçtik hocam. Pekala. Şimdi according to results which of the following is correct? Sonuçlara göre hangisi doğrudur? Neymiş burası? The table below shows the result of a study on free time activities of 100 teens in Turkey. Türkiye'deki 100 genci sormuşlar. Free time aktiviteleri var burada. Borsan etkinlikleri ve sayıları var. Neler varmış? Playing chess. Satranç oynayanlar 5 kişi. Reading books. Kitap okuyanlar 10 kişi. Listening to music. Doing sport. Going to the cinema. Surfing the net. Neydi surfing the net? İnternete takılıyor. İnternet takılmak. Peki. Most of the teens listen to music and do sports in their free time. Yanlış hocam. Gençlerin çoğu müzik dinler ve spor mu yapar? Asla yapmaz. Yani çoğu onu yapmıyor. Çoğu yapmaz hocam. Çoğu burada internete giriyor, takılıyor ya da sinemaya gidiyor değil mi zaten? Dolayısıyla A gitti, B'ye bakıyorum. Many of the teens spend time surfing the net and going to the cinema. Dediğimiz çıktı. Evet bu çıktı B. C'de bakayım. Playing chess is very popular among teens in Turkey. Mümkün değil hocam. Türkiye'de çok popüler diyor satranç. Evet maalesef. Teens like reading books at their free time most. Keşke bu da olsa hocam ama olmuyor bu da. Bu da olmuyor. Maalesef ki cevap Bursa. Hocam maalesef ki Bursa. Pekala. Geçtim diğerine. Diğer sorum. Which of the following completes the conversation? Hangisi tamamlar? Jack bir şey demiş. Tony de diyor ki I am fond of painting picture most. Resim yapmaya düşkünmüş. Evet hocam, onu seviyorum diyor. What's your favorite hobby? Ha bu olur. Evet sen neyi seviyorsa en çok bunu severim. Resim yapmayı. Peki B'ye bakayım. How often do you paint pictures? Bunun cevabı bu değil hocam. Değil mi? Ne denir? Buna ne dersin mesela? Yani everyday derim mesela. Ha, how often neydi? Sıklıkla değil mi? Ne evet. Sıklıkla yapıyorsun? Always derim daima. Never derim. Değil mi? Bayramdan bayrama derim. gibi. When do you go to the painting class? Ne zaman gidiyorsun? Evet bu da ben severim demezsin. Who teach painting you? Kim öğretiyor? Bu da olmaz. Bu da olmaz. Cevabım dediğin gibi Adana. Peki. Complete the sentence according to pictures. Resimine göre boşlukları doldurun demiş. Şimdi Tony blank classical music but he pop music. Hocam Tony bakalım klasik müziği seviyor gibi duruyor resimlerde. Evet resime göre demek seviyor. Demek ki hocam is fond of diyeceğiz. Evet. Classical music but he can't. Olmaz hocam. Can't stand olması lazım pop müzik. Hocam Ceyhan cevap. Tony likes classical music but he can't stand pop music. Harika. A neden olmuyor? Bakayım çünkü ilgilenmiyor diyor hocam ama ilgileniyor gösteriyor resmen. Peki Bursa niye olmuyor? Hocam çünkü pop'u seviyor diyor ikinci aşamada ama öyle bir şey yok. Öyle hocam. Bir şey yok değil mi? Zaten bat varsa bat iki zıt şeyi birleştiriyor. Evet, yani hocam. Bir taraf olumlu bir taraf olumsuz olacaktı. Güzel cevabım Ceyhan. Pekala geldim. Choose a book that both Bob and Rita will enjoy reading. Kitap seçeceğiz hocam. Evet Bob ve Rita için yani ikisinin de ilgi alanına göre. Neymiş peki Bob ne seviyor? Müzik, archery, skydiving. Archery neydi hocam? Neydi? Okçuluktu. Okçuluk. Skydiving neydi? Havada paraşütçülük mü? Evet havada böyle uçakla serbest dalış. Atlıyorlar aşağıya işte. Rita fashion, trekking, tenis. O da bunlarla ilgileniyor. Hocam bence kitap okumasın. Peki trekking equipment diyebilir miyim? Bence olur hocam. Çünkü skydiving var. Trekking alakası yok. Geçtik hocam. Geçtik değil mi? Trekking neydi? Doğa yürüyüşü evet, değil mi? Evet hocam. Tamam. Peki Bursa'ya bakıyorum. Trendy clothes. Hocam bu sadece Rita'ya yarar. Rita için. Jazz müzik. Hocam bu da sadece Bob'a yarar. Bob'a yarar. Doing sport. Bu olur işte. İkisi de spor yapıyor. Değil biri tenis, biri skydiving, archery ile uğraşıyor. Pekala. Evet. Which of the following daily activities doesn't match with one of the pictures above? Hangisi? Eşleşmiyor. Evet, pekala bu bir daily rutini. Jane gets up early in the morning. Evet hocam görüyoruz uyanmış. Evet. Sonra Jane does yoga after she gets up. Evet onu yapıyor onu sırasıyla. Onu da yapıyor. Peki sonra Jane drives to work after breakfast. Hocam şimdi drive ile alakalı bir şey göremedik. Değil mi? Bir şey göremedik. Bu Ceyhan olacak. D'ye de bakayım. Jane goes jogging after work. Yapıyor hocam jogging. İşten sonra jogging gitmiş cevabım. Jogging tempolu koşuydu değil mi? Tempolu koşu yapıyor hocam. Cevabı Ceyhan. Peki son soru. Which of the following completes the conversation? Hangisi diyaloğu tamamlar? How often do you go to the cinema Eliza? Ne sıklıkla sinemaya gidersin demiş. Boşluk. Because I prefer watching movies at home. Gitmiyor hocam. Bir şey demiş. Çünkü ben evde film izlemeyi tercih ediyorum. Peki. I often go to the movie theater. Değil hocam. Çünkü sıklıkla giderim. Evet. Olmaz. Çünkü evde film izlemeyi tercih ediyorum. Olmaz. I usually go to the cinema. Bu da olmaz hocam. Genelde giderim. Bu da olmaz. I seldom go to the cinema. Nadiren giderim. Bu olur. Bu olur. Peki D'ye bakayım. I hardly ever. Hardly ever da nadiren demek. O zaman bu olmaz hocam. Hangisi olmaz? Denizde olmaz. Neden? Hardly ever neydi hocam? Nadiren. Nadiren film izlerim diyor. Ama evde izliyormuş. Evde izliyormuş. Harika. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Kaçmaz hocam bunlar. Bravo. Harikasın. Hocam bitirdik mi? Bitti. Peki arkadaşlar, bu üniteyle ilgili varsa sorularınız tabii ki bize yazmayı unutmayın. Hı hı. Ve bu üniteyle ilgili hocam, eğer bu video yeterli gelmediyse bu üniteyi anlattığımız konu anlatım videolarımız oynatma listelerinde var arkadaşlar. Oradan daha detaylı izleyebilirsiniz. Onlara da bir göz atmanızı öneririz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.